Peki başlıyorum o zaman arkadaşlar. Seçim sonuçları ile ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Merhaba değerli basın mensupları ve Türkiye halkları. Öncelikle seçim çalışmalarında yer alan, bugün canı pahasına sandıklara sahip çıkan ve idealleri uğruna büyük emek veren her bir Yeşil Sol Partili ve HDP'li çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bu seçimlerde önümüze koyduğumuz hedeflere tam olarak ulaşamadığımızı belirtmek isteriz. Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır. Seçim startının verildiği ilk günden bu yana her gün siyasi sahiplerle gözaltı, tutuklama operasyonuna maruz kalan partimizin çalışmaları linç girişimleriyle durdurulmak istenmiştir. Türkiye seçim iklimine girdiği günden beri Kobani Kumpas davası ve kapatma davasıyla birlikte siyasetimiz denklem dışına çıkarılmak istenmiştir. Kobani Kumpas ve kapatma davalarıyla başlayan süreç seçime doğru tam bir baskı iklimine dönüşmüştür. Kapatma davası demokrasinin kılıcı misali Türkiye'de eşit ve adil bir seçim yarışını da engellemiştir. Milyonlarca seçmenimizin iradesine kumpas ve kapatma davasıyla ipotek konmak istenmiştir. En temel hak olan demokratik siyaset hakkının dahi imkansız hale getirilmek istendiği koşullar yaratılarak seçim süreci boyunca her gün yeni bir siyasi operasyonla yüzlerce arkadaşımız gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Birçok yerde parti çalışmalarımıza dönük ırkçı saldırılar bizatihi iktidarın teşvikiyle gerçekleşmiştir. Cumhur İttifakı eşit şartlarda gerçekleşmesi gereken seçimlerden kırıntı bile bırakmamıştır. Her türlü kamu kaynağını ve gücünü seçim dönemi boyunca kendi lehine kullanmıştır. Bu sonuçların ortaya çıkmasında hile ve kumpasın etkisi belirleyici olmuştur. Bizlere karşı seçim çalışması niyetiyle yapılan en büyük hile ve kumpas HDP'nin engellenmesidir. Bu hile ve kumpasa karşı halkımızı seçeneksiz bırakmamak için kısa bir sürede Yeşil Sol Parti ile çalışmalarımızı yürütmek durumunda kaldık. Yeşil Sol Parti'nin kısa sürede seçime hazırlanması ve tanıtımın yapılması ile ilgili elbette ki zorluklar yaşadık. Yaygın ve yandaş medyanın uyguladığı sansür ve izolasyonla birlikte bu zorluklar daha da arttı. Bunun yanı sıra yeni bir ittifak örgütlemenin sahaya yansıyan dezavantajları ve HDP olarak, Yeşil Sol Parti olarak tek liste ve tek partiyle seçime girme ısrarımıza rağmen bu önerimizin hayata geçmemiş olmasının ortaya çıkardığı sonuçlar da seçim sonuçlarını belli düzeyde etkilemiştir. Bütün bu faktörlere rağmen elde edilen sonucu elbette ki önemli buluyoruz. Öte yandan seçmenin mesajını alarak bütün yönleriyle eleştiri ve öz eleştiri sürecinde değerlendirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun da gereğini yapacağız. Seçim sürecini örerken düştüğümüz eksik ve yetersizliklerle ilgili kapsamlı bir çalışma yapacağımızı, halkımızla beraber tartışmalar yürüteceğimizi ve gerekli adımları atacağımızı da kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Yeşil Sol Parti'ye oy veren milyonların, halkımızın içi ferah olsun. Mevcut verilere göre ikinci tura kaldığı anlaşılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair halkımızın bize verdiği tarihsel rolün, misyonun ve sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz. Umudumuzdan ve coşkumuzdan asla geri durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Partimizin yetkili kurullarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmış olmasını partimizin bütün kurullarında değerlendirerek buna ilişkin çalışma programımızı en kısa zamanda halkımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bizler demokrasi mücadelesini sandıkla sınırlamayan, yaşamı örgütleyen ve toplumu örgütleyen bir geleneğe sahibiz. Halklarımıza sesleniyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasında HDP ve Yeşil Sol'un demokrasi ve adaletten yana olan seçmenin fedakar ve özverili tutumudur. Bu kapsamda bir kez daha tüm partili arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zor şartlarda ve kritik bir süreçte gerçekleşen seçimlerde meclisin üçüncü büyük partisi olma konumumuzu korumuş olmayı da önemli buluyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Demokratik siyasetin bütün sorunların
çözüm zemini ve dinamiği olmasını sağlayacağız. Bu yüzden kimse karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmasın. Biz demokratik cumhuriyet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasal hedeflerimizi gerçekleştirmek ve tek adam rejimine son vermek için mücadelemize en güçlü şekilde devam edeceğiz. Açıklamamız bu yönlüydü arkadaşlar. Varsa sorularınız. Başkan, tabii ki önce kadınlara. Ben size sormak istiyorum. Aslında ittifaklarınızdan biri olan birçok bölgede seçime girdiniz. Annelerde vekilatını çıkardınız ve aslında sizin birçok yerde size kaybettiğine dair tepkiler de gelmeye başladı. Bu noktada elinizde olan bilgilerle ilişiyor mu? Yani sizin ittifakınızı size kaybettiğini düşünüyor musunuz? Şu verilerin tamamı henüz sağlıklı bir biçimde elimize ulaşmış değil. Ama ilk sonuçlara baktığımızda evet belli kayıplarımız var. Biraz önce Çiğdem arkadaşımızın okuduğu metinde de altı çiziliyor bunun. Ancak biz bu ittifakı sadece seçimlere dönük bir birliktelik olarak düşünmemiştik. Seçimlerle birlikte elbette bir formül arayışı gerekiyordu. Biz tek listenin en uygun formül olduğunu başından beri söyledik ve sonuna kadar da savunduk. Bununla birlikte ittifakı da korumayı hep önemsedik. İttifaklarda bu tür riskler olabiliyor. Bu risklerin bir kısmı bu seçimlerde de gerçekleşmiştir. Bunları da elbette hem kendi kurullarımızda hem de İttifak ortaklarımızla oturup tartışacağız, değerlendireceğiz. Buyurun Yıldız Bey. Yani son seçimlere göre HDP'nin 1,5 milyon oy kaybı olduğu gözüküyor. 1900 bin siktir oyunda bile içinde kalsa da 600 binlik bir azalma var. Bu arada da seçmen sayısı 3 milyon arttı. Öyle düşünüyorum. Özellikle batıda ciddi bir azalma var oylarda. Bunun nedenine dair ilk tespitleriniz neden? Evet, ya yani oylarımızda bir azalma olduğu doğrudur. Özellikle Batı illerinde bu azalma daha dikkat çekicidir. Daha ayrıntılı bir değerlendirme için bütün illere ilişkin verileri önümüze koymamız gerekiyor. Ancak bir durumda son derece açıktır. Burada bir başarısızlık söz konusudur. Yani bizim bundan önceki seçimlere göre Batı'da daha az oy almış olmamız bizim açımızdan elbette bir sorun teşkil etmektedir. Sebeplerini ölçüsüyle birlikte, oranlarıyla birlikte ayrıntılı tartışacağız ve burada bizim eksiklerimiz, yetersizliklerimiz varsa vardır mutlaka. Bunları da eleştiri, öz eleştiri sürecinde değerlendireceğiz. Biraz tekrar gibi olacak ama 2018 seçimlerine göre 5 vekil kaybınız var şu anda. 62 milletvekili çıkartıyorsunuz. Türk dillerine baktığımızda da %10'luk bazı yerlerde düşüşler var. Bunu tabii Türk Solu ile ittifaka bağlayanlar da var. Bu yönde çok eleştiriler var. Siz de biraz önce tek liste ısrarınızdan bahsettiniz ve biraz tipi eleştirdiniz. HDP bundan sonraki bu seçim stratejisini ve yeni bir söylem, yeni bir sürece göre yeni bir söylem geliştirecek mi? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi oy kaybımızın hem sayısal hem oransal olarak ne kadar olduğunu elbette yine bütün veriler netleşince daha net, daha sağlıklı söyleyebileceğiz. Şu an bizim Yeşil Sol Parti ile aldığımız oy oranı %9.33 görünüyor. Yurt dışı oyları eklendiğinde. Elbette 2018 seçimlerine göre burada bir düşüş var, bir kayıp var. Milletvekili sayısında da bir azalma var ama bu dramatik bir düşüş değil. Esasen parlamentonun meclisin üçüncü büyük grubu olmayı sürdürüyoruz. Eğer hani itirazlarımız var. Bu itirazlar nasıl sonuçlanacak onları göreceğiz.